Evet arkadaşlar, bugün günlerden cuma. Pazar günü balığa gitmeyi düşünüyorum. Ve balıktan önce neler yapıyorum? Malzemelerimi hazırlamanın dışında hava durumuna ve su seviyesinin yüksekliğine bakıyorum. Hava durumu için tabii Android telefonlarımızdan, yani akıllı telefonlarımızdan da bakabiliyoruz birçok uygulamadan. Ama ben şuradan bakıyorum. Hollanda'nın kendi hava durumu uygulaması da var, web sitesi de var. Şöyle açalım. Şurada sekmesi var bende. Tıkladım sekmeye. Web sitesi. Burada da yazıyor zaten. Şimdi ana sayfaya geldiğimde şu anda herhangi bir nokta seçili değil Hollanda içerisinde. Şuraya tıkladım. Daha önce yapmış olduğum aramalar var. IJmuiden, Scheveningen. Pazar günü IJmuiden düşünüyorum. Tıkladım. Evet, haritamda IJmuiden'i yakınlaştırdı. Bu şu anı gösteriyor. Saat 17:20. Yağmur bulutları görünmüyor şu an haritada. Evet, bu bölgede de şu anki durumu gösteriyor. Ve bugün, yarın bana pazar lazım. Tüm günleri görüntülediyorum. Evet, pazara geldim. Sabah 7'den itibaren bakabilirim. Evet, 7'de güneş doğuyor. Şu sütun yağmur durumu, şu sütun rüzgar yönü, şu sütun rüzgar şiddeti ve yönü, hissedilen sıcaklık ve reel sıcaklık. Sağanak göstermiyor, yani yağış göstermiyor. Rüzgarın yönü de, ben öğleden sonra gitmeyi düşünüyorum balığa, bayağı bir değişkenlik gösteriyor. Benim için güneyden esmesi daha iyi çünkü rüzgarı arkama almış oluyorum o zaman. Kuzeye bakarak balık tutuyorum. Ve baktığım zaman hava güneşli gösteriyor. Ama bu pazar günü böyle mi olacak? Garantisi yok. Onun için ana sayfaya geliyorum. Pazar günü sabah şurayı açtığımda şu haritada şöyle tam ekran oluyor mu? Olmuyor galiba. O oldu. Ama Amsterdam'ı gösterdim. Küçültelim. Bütün Hollanda'yı görmek istiyorum. Gördüm. Şu an haritada şu görmüş olduğunuz beyaz noktalar yağmur bulutları. Bakın şuradan da geliyor bir parça. Bize gelmeyecek ama. Yani bu yağmur bulutları genelde deniz tarafından geliyor. Hollanda'ya doğru gelen bir yağmur bulutu varsa o gün yağmur yağacaktır yani mutlaka. En gerçekçi durumu buradan görebiliyoruz. Evet, bir sonraki adım. Yeni sekme. Şöyle bir site var. Bu sitede deniz seviyesinin yüksekliğini gösteriyor. Yüklenmedi, yüklendi. Şöyle bir Hollanda'nın deniz haritası geldi. Şurası IJmuiden. Burası Scheveningen. Şuraya tıkladım. Detay. Evet, burada o günün, yani bugünün 2 gün gerisi ve 2 gün ilerisini gösteriyor. Bakacağım şöyle. Pazar günü tam gün lazım. O yüzden dönem belirtelim. Şuradan cumartesiyi seçelim. Bitiş günü de 10 olsun. Bakalım şimdi. Evet, 2 günlük bana rapor geldi. Şimdi bakıyorum 9. 9'un en düşük su seviyesi gün içinde 2,5 civarı. En yükseğine bakıyorum. Sabah 6'da, 6:50'de. En yüksek sabah 6:50'dekinden sonraki en yüksek saat 19:00. Yani ben şu su seviyesinin yükselmeye başlamasından itibaren sıfırı gördükten sonra, yani
21, eksi 13, 21, 4, 4 santim. 17-30'da su seviyesi normale dönüyor. 17-30'da pardon. Yani ben 15, 14 gibi denizin kenarında olsam tekrar sıfırlanana kadar, yani 22-30'a kadar balık tutabilirim. Suyun yüksek olduğu saatler. Evet, bu kadar. Balıkta görüşmek üzere.